Otizm spektrum bozukluğu, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Doğuştan olan ve genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkan otizm, kişinin diğer insanlarla iletişim ve etkileşim kurmakta güçlük çektiği çok geniş tanımlı bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu olan kişilerde davranış bozuklukları da gözlemlenir. Kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışlar sergiler. Mesela ilgi alanları sadece bir veya iki aktiviteyle kısıtlı olabilir. Ya da bir davranışı sürekli tekrar edebilirler. Veya asla bozulmasını istemedikleri rutinleri olabilir. Otizm spektrum bozukluğuna neyin yol açtığından hala tam olarak emin değiliz. Ama elimizde yıllar içinde biriktirdiğimiz bir takım ipuçları var. Ve bu ipuçları esas nedeni bulma çabamızda bize yardımcı oluyor. Mesela şunu biliyoruz. Bir çocuğun aile bireylerinden, yani DNA'sının bir kısmını paylaştığı kişilerden, başka bir deyişle, kan bağıyla bağlı olduğu akrabalarından birinde otizm spektrum bozukluğu varsa, çocuğun otizm spektrum bozukluğuna sahip olma ihtimali artıyor. Ayrıca otizm spektrum bozukluğunun erkek çocuklarda kızlardan daha yaygın görüldüğünü de biliyoruz. Bu iki bilgi, otizm spektrum bozukluğunun gelişmesinde genetik nedenlerin etkili olduğu izlenimini uyandırıyor. Sahip olduğumuz bir diğer bilgi de şu. Anne babanın yaşı, çocuk sahibi olduklarında ne kadar ileri ise, çocuğun otizm spektrum bozukluğuna sahip olma ihtimali de o kadar artıyor. Ve bu da aynı şekilde genetik bir nedeni işaret ediyor. İşte bunlar elimizdeki ipuçlarından bazıları. Yine de bizi otizm spektrum bozukluğunun nedenine götürecek yapbozu tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Peki öyleyse otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğundan şüphelendiğimiz bir çocuğa bu teşhisi nasıl kesin olarak koyabiliyoruz? Otizm spektrum bozukluğunun teşhisinde kullanabileceğimiz bir kan testi veya tarama yöntemi ne yazık ki mevcut değil. Dolayısıyla çocukta otizm spektrum bozukluğunun bulgularını aramak zorundayız. Yani iletişim ve etkileşim güçlüklerine, kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışlara bakmamız gerekiyor. Onun için de tahmin edebileceğiniz gibi otizm spektrum bozukluğunu teşhis etmek biraz zor olabiliyor. Ve tabii teşhisi koymak da bazen uzunca bir süre alabiliyor. Ama otizm spektrum bozukluğunu teşhis etmekte kullandığımız çok faydalı bir el kitabımız, bir kılavuz kitabımız var. Adı Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Biz daha çok İngilizce kısaltması olan DSM'i kullanıyoruz. Yani DSM. Şimdi bakalım, DSM'yi açıp otizm spektrum bozukluğunun teşhisinde aranan kriterlere baktığımızda neler göreceğiz? Ha, yalnız burada bir şey vurgulamam gerekiyor. Burada kullandığım DSM en güncel versiyon olan 5. baskı, yani DSM-5. Bu kitap birkaç yıl önce yayımlandığı zaman bir önceki baskıya göre otizm spektrum bozukluğu başlığında büyük değişiklikler içeriyordu. Bir önceki versiyon olan DSM-4'te otistik bozukluk, Asperger bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi birkaç farklı otizm spektrum bozukluğu vardı. DSM-5'te ise tüm bu otizm spektrum bozuklukları birleştirilerek tek bir spektrum bozukluğu haline getirilmiş. Otizm spektrum bozukluğu. Bunun nedeni şu. Bu gibi farklı bozukluklara sahip çocuklar bir spektrum üzerinde belli noktalara denk geliyor. İşte bu birleştirme sayesinde bir çocuğa teşhis koymak daha kolay hale getirilmeye çalışılmış. Yani DSM-5'te sadece tek bir otizm spektrum bozukluğu var ve çocuklar bu spektrum üzerindeki belli noktalarda yer alıyor. Evet. Halihazırda otizm spektrum bozukluğu için teşhis gereksinimleri iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Ve bu kategoriler aslında otizm spektrum bozukluğunun başlıca bulguları. DSM'de karşılaşacağımız ilk kategori, sosyal iletişim ve etkileşimde süreyen eksiklikler. Daha basit ifade etmek gerekirse, çocuğun sosyal gelişiminin olması gerektiği gibi yürümediğine dair işaretler.
Yani çocukta otizm spektrum bozukluğu olduğunu düşünmemiz için çocuğun sosyal etkileşimlerinde bir takım sorunlar sergiliyor olması gerekiyor. Ve çocuğun sosyal iletişim ve etkileşimlerinde bu eksikliği sergileme ihtiyacı duymasının birkaç özel yolu var. İlki, sosyal ve duygusal karşılıklılıktaki eksiklik. Ne demek karşılıklılık derseniz çok basit. İki kişinin birbiri için bir şey yapması demek. Mesela sosyal bir ortamda, bir konuşmada karşımızdaki kişiyle aramızdaki söz alışverişi bir karşılıklılıktır. Birbirimize benzer şekillerde karşılıklar veririz. Mesela diyelim ki biri size gülümsedi ve günaydın dedi. Muhtemelen siz de aynını yaparsınız. Siz de ona gülümser ve günaydın dersiniz. Ve bunu yaptığınızda o kişinin duygularına ve sosyal jestlerine karşılık vermiş olursunuz. İşte birine otizm spektrum bozukluğu teşhisi koyabilmemiz için o kişide sosyal ve duygusal karşılıklılığı anlamak ve kullanmakla ilgili bir sorun saptamamız lazım. Otizm spektrum bozukluğu olanlar selam vermek istemedikleri için öyle davranıyor değiller. Ki eminim herkesin selam vermek istemediği birileri vardır ama otizm spektrum bozukluğu olan kişiler karşılıklılığı sosyal bir gereksinim olarak algılamıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Otizm spektrum bozukluğu teşhisini koyabilmek için rastlamamız gereken bir diğer bulgu da ilişki kurmak ve yürütmekte yaşanan bir takım eksikliklerdir. İşte burada kişinin yaşıtlarıyla kurduğu ilişkilerden söz ediyoruz. Çünkü otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kendilerinden yaşça küçük veya büyük çocuklarla arkadaşlık kurması, fakat kendi yaşıtlarıyla ilişki kurmakta zorlanması hiç de az rastlanan bir durum değil. Sosyal iletişim ve etkileşim kategorisi altında rastlamamız gereken son bulgu da sözsüz iletişimde eksiklik. Yani kişi iletişim kurarken jestleri, göz temaslarını ve yüz ifadelerini anlamakta ve kullanmakta güçlük çekiyor olmalı. İşte birine otizm spektrum bozukluğu teşhisini koymak için kontrol etmemiz gereken ilk kategori buydu. Mantıklı değil mi? Çünkü sosyal iletişim ve etkileşim güçlükleri otizm spektrum bozukluğuna sahip kişilerde rastladığımız en önemli bulgulardan biri. Otizm spektrum bozukluğu teşhisini resmen koymadan önce kontrol etmemiz gereken bir ana kategori daha var. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bu kategori kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranış ve ilgi alanlarını içeriyor. Hatırlayın, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar bu tür kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışla ilgili alanlarını birkaç farklı şekilde sergileyebilir. Mesela çok sabit ilgi alanları olabilir. Bir iki aktiviteyle çok yakından ilgiliyken diğer aktivitelerle hiç ilgilenmiyor olabilirler. Rutin ve ritüellere sadık kalmak konusunda çok katı olabilir, değişime karşı ciddi bir direnç gösteriyor olabilirler. Tekrarlayıcı sesler çıkartabilir, tekrarlayıcı hareket ve davranışlarda bulunabilirler. Veya parlak ışık ya da yüksek ses gibi uyaranlara beklenenden daha çok veya daha az tepki verebilirler. Evet. Otizm spektrum bozukluğuna tanı koymak için kontrol etmemiz gereken başlıca iki kategori bunlardı. Yalnız teşhis koymak için DSM'nin şart koştuğu iki küçük noktaya daha temas etmek istiyorum. İlki, bu davranışların tamamının kişi erken çocukluk dönemindeyken başlamış olması gerekiyor. Ve ikincisi, bu davranışların çocuğun gündelik yaşamını etkiliyor olması lazım. Evet. Artık bir çocuğa otizm spektrum bozukluğu teşhisi koymak için hangi bulguları aramamız gerektiğini biliyoruz. E peki iyi de bu bulguları nasıl arıyoruz? Ebeveynlere sorular sorarak, çocukla oyunlar oynayıp konuşarak bu bulgulardan herhangi birine ulaşmaya çalışıyoruz. Sorduğumuz sorular çocuğun yaşına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Mesela söz konusu çocuk yaşı 6 ay ila 2 yıl arasında olan bir bebek olsun. Sosyal iletişim ve etkileşim eksikliği varsa bulmak için ebeveynlerine çocuğun kendileriyle göz teması kurup kurmadığını, onlara gülüp gülmediğini soruyoruz. Veya çocuk ebeveynlerine oyuncaklarını gösteriyor mu? Onlarla oyuncaklarını paylaşıyor mu? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çocuğun yaşı biraz daha büyükse anne babaya
çocuğun okul arkadaşlıkları kurma konusunda başarılı olup olmadığını soruyoruz. Eğer aradığımız şey kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışlarsa ebeveynlere, çocuğun yatağa farklı bir saatte gitmek gibi beklenmedik durumları, değişiklikleri veya seyahatleri nasıl karşıladığını soruyoruz. Ya da çocuğun, ne bileyim, oyuncaklarını özel bir şekilde sıraya dizmek gibi tekrarlamayı çok sevdiği belli alışkanlıkları var mı? Veya araba kornası ya da flaş patlaması gibi onu çok rahatsız eden herhangi bir çevresel etken dikkatlerini çekti mi? Bu gibi sorular yöneltiyoruz anne babalara. Evet, teşhis kriterlerimiz bunlar olmakla birlikte otizm spektrum bozukluğuyla karıştırılabilecek başka bozuklukların elenmesi de otizm spektrum bozukluğu teşhisinin bir parçasıdır. Mesela zihinsel yetersizlik ya da halk arasında daha sık duyduğumuz tabiriyle zeka geriliği gibi. Zihinsel yetersizlik durumunda kişi hayatın iletişim, kendine bakma, okul gibi birçok alanında işlev sorunları yaşar. Ve zihinsel yetersizlik özellikle de çocuk küçükken otizm spektrum bozukluğuyla benzer bulgular gösterebilir. Çocuğun yaşadığı iletişim ve etkileşim sorunlarının otizm spektrum bozukluğundan mı yoksa bir zihinsel yetersizlik durumundan mı kaynaklandığını ayırt etmek güçtür. Yani otizm spektrum bozukluğunu teşhis edebilmemiz için çocuğun yaşadığı sorunların zihinsel yetersizlik gibi farklı duruma ait bozukluk tablosuna değil, buradaki otizm spektrum bozukluğu tablosuna uyuyor olması gerekir. Üstelik otizm spektrum bozukluğu olan çocukların zihinsel yetersizliğe de sahip olması ne yazık ki nadir rastlanan bir durum değildir. Ve bu teşhisi daha da zorlaştırır. Bu iki farklı bozukluğun kesişim kümesinde yer alan, yani bu gruptaki çocuklar hem otizm spektrum bozukluğu hem de zihinsel yetersizlik kriterlerini karşılar. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bu demek değildir ki otizm spektrum bozukluğu olan bütün çocuklarda zihinsel yetersizlik olur. Kesinlikle böyle bir şey yok. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların çoğu zaman zekalarında hiçbir sorun yoktur. Toparlamak gerekirse bazen, özellikle de çocuk çok küçükken, çocuğun iletişim ve etkileşim konusunda yaşadığı sıkıntının arkasında tam olarak neyin olduğunu çözmek zor olabilir. Sonuçta nihai teşhisi koymak birkaç yıl bile sürebilir. Ve otizm spektrum bozukluğunu teşhis etmenin yolu, çocuğun sosyal davranış ve alışkanlıklarını bir süre gözlemlemekten geçer.